Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internette 899 TL'ye satılan ve içinde bir sürü oyun olduğu söylenen PlayStation 3'ü satın aldık. Hep birlikte bakacağız, alınır mı, alınmaz mı? Şu dönemde almaya değer mi? Neden böyle bir içerik çekiyoruz arkadaşlar? Şimdi hepimizin bildiği gibi artık ülkemizdeki teknolojik ürünlerin fiyat skalası bayağı bir yükseldi. Mesela PlayStation 5 bildiğiniz 8000 liradan çıktı. Bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle ikinci el sitelerinde 15 bin lira, 12 bin lira fiyatlar havada uçuşuyor. Daha sonra yine bize değerli bir takipçimiz mail attı. Dedi ki ya arkadaşlar şunu bir alın inceleyin, alınır mı alınmaz mı diye, bize de mantıklı geldi. Neden mantıklı geldi? Şimdi birincisi, eğer çalışıyorsa bu önümde görmüş olduğumuz ürün 899 TL. İki kollu bir oyun imkanı sunuyor. Bu oyunlar nasıl? Birazdan tabii ki de onlara bakacağız. İsterseniz gelin öncelikle bir neler aldık onu sıralayayım size. Aldığımız şeyin içerisinde şu kollardan iki adet dahil. Buradan bakınca orijinal gibi duruyor. Daha ayrıntılı detay biliyorsanız tabii ki de yorum bölümünden bizlere belirtin. Bu ürün ilk olarak Kasım 2006 yılında Japonya'da piyasaya sürülüyor. Ondan kısa bir süre sonra da bütün dünyaya açılıyor. Benim önümdeki model 320 GB'lık model. İşte arkasında Ethernet kablosu bilmem ne var. Zaten bu tarz detaylara hakimsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz şunu bir açalım. Bu ürün hakikaten çalışıyor mu çalışmıyor mu, bir onları değerlendirelim. Şimdi geldik arkadaşlar ekrana. Ben de buradayım ama şu an kameramız ekrana odaklı durumda. Kollardan bir tanesi düzgün bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Fakat diğer kol bozuk. Daha sonra zaten Lütfi'yi çağıracağım. Ona bozuk kolu vereceğim. Çaktırmayın arkadaşlar. Sistem şu anda çalışıyor. Kolumuzda herhangi bir problem yok. Yalnız şöyle bir sıkıntı var burada. Şimdi bunun içinde bir sürü oyun var. Hani biz ne login olduk, ne mail adresi girdik, ne bir şey yaptık. Hiçbir şey yapmadık. Ama bunların hepsi vallahi yasa dışı, ben söyleyeyim. Biz durumu aktarıyoruz. Biz aktaran pozisyonumuzu koruyalım. Şu araba yarışına bir gireyim bakayım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Oyunun açılışı yaklaşık bir 5-10 dakika sürdü. Loading ekranında da yaklaşık bir 1-2 dakikadır bekliyoruz. Bayağı oynanıyor. Grafikler tabii PlayStation 3 ama bana soracak olursanız ya şu an komşu çocuğunu bayağı ikna ettim. Ben beğendim. Ya şu ana kadar olumlu. Ne şekil sürdüm be. Sıradaki oyunlara bakalım. Şöyle yapalım. Bu oyunların hiçbir görmüyor. Ben birine basıyorum. Tekken 6. Tabii ki de Lütfi'yi davet ediyoruz. Şu an arkadaşlar karakter seçiyoruz. Daha dakika bir gol bir Lütfi ağlıyor. Bak hiçbir şey yapmıyorum, kendi kendine gidiyor. Ya bırak Allah aşkına. Evet şu an yükleme ekranında bayağı bekledik. Tutma nasıl bunda? O işler bende. Oğlum bir dakika, bir geri gitsene, bir geri git ya. Seni bir yakalayacağım Lütfi, o komboyu bence bilmiyorsun. Rematch. Allah, başka bir şey yapalım ya. Bunu yapmış. Bekleyemeyiz ya. Bundan çıkıyor mu? Şimdi PES mi deneyelim? Abi şimdi adamlar oyunun menüsünü hacklemişler. Arayüz kadroları falan güncellemişlerdir diye tahmin ediyorum. Biz PES 2013 oyununu oynayacağız ama kadrolar güncel olacak muhtemelen. Dostluk maçı istemiyor mu? Düşmanlık maçı yap o zaman. Hadi bakalım, büyük maç başlıyor. Benim adamlar kendi kendine geriye geriye gidiyor. Müthiş bir pas. Kalk. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oo. Bende. Yok bir de kırmızı kart göster ya. Oğlum, kırmızılar benim biliyorum değil mi? Ha. Oğlum yalnız PES 13 çok güzelmiş harbiden. Yani. Bayağı zevkli bu arada harbiden. Offside. Ah be. Goldü bu ya. Offside. Grafikler de iyi abi. Yani kötü de. Hani oynanıyor yani oyun bayağı. Müthiş bir organizasyon Zenit'ten. Sizin artık bu işkence yeter yeter. Aa, hop takla. Ben kazandım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir Lütfi yolcu edelim. Çünkü şu an deneyeceğimiz şey. Hani bu aleti aldık ama mesela CD'si çalışıyor mu? Şimdi arkadaşlar ben buna Heavy Rain CD'sini taktık. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu da çalıştı işin açıkçası. Ama hani bu sefer bir oynama videosu göstermeyeceğiz. En azından CD-ROM'un çalıştığını da anlamış olduk. Şimdi isterseniz gelin bir karşı ekrana geçelim. Alınır mı alınmaz mı bunun değerlendirmesini yapalım. Oyunumuzu oynadık. Açıklanması gereken birkaç tane nokta kaldı. Bunlardan birincisi, böyle bir ürün alınır mı? Yani hala alınır mı? İşin açıkçası burada belirleyici unsur bütçe. Şimdi mesela bir baba olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Evde iki tane küçük çocuğunuz varsa ya da evde işte bir tane çocuk varsa onun önüne gayet koyulabilir. Onun haricinde hani fiyatı 899 lira olduğu için hani büyük insanlar, yani sadece çocuklar için değil, eğlenceli böyle eski oyunları oynamak isteyen, işte böyle en azından evde bir tane konsol olsun, arada bir ev arkadaşımla takılırım demek için de alınabilir. Yani arkadaşlar ürün genel anlamda bence alınabilir ya. Hani bir tane kolu bozuk çıktı. Tamam hadi ona biz göz payı diyelim ona. Ama diğer kolumuz gayet sağlıklıydı. Bunu alırsın. Bir tane de işte kol alırsın. Gayet rahat bir şekilde evinde konsol olur. İkinci cevaplanması gereken soru şu. Bu alet kırılmış. Yani cracklenmiş durumda ve bu hukuki anlamda doğru değil. Ben en azından kişisel olarak şahsi hayatımda bunu canı gönülden söylüyorum. İşte korsan oyun, korsan uygulama veya cracklenmiş programları tercih etmiyorum. Bir şekilde onları satın almaya çalışıyorum. Ama finalde kararı sizin
vermeniz gerekiyor. Çünkü sonuçta piyasada bu tarz ürünler var ve satılıyor. Biz de bunlardan bir tanesini aldık ve sizlere göstermiş olduk. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 899 TL'ye içinde bilmem kaç yüz tane oyunla birlikte satılan PlayStation 3'e yakından baktık. 35 oyunmuş, pardon, düzeltiyorum. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Gerçekten 750, 800, 900 lira neyse gidip böyle bir PlayStation 3 alır mıydınız? Görüşlerinizi yorum bölümünden bekliyorum. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.